Arkadaşlar selam, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kasım ayında neler okudum onları göstereceğim. Hangi kitapları beğendim, hangilerini beğenmedim, hangileri güzeldi, hangileri okumaya değer, bunları konuşacağız. Yani Kasım ayında çok bir kitap okumadım, sadece 10 kitap okudum. Önceden, yani geçen sene bunun daha fazlasını okuyordum. Ayda 20 kitap falan okuyordum ama şimdi artık okuyamıyorum yani. Hani hem odağım, bilmiyorum, yeterli odağa sahip değilim. Hem vaktim olmuyormuş gibi hissediyorum. Günlerim sürekli doluymuş gibi hissediyorum ama aslında dolu da değil yani. Neden böyle oluyor anlamadım. Teker teker kitapları göstereyim ve kısaca bunların üzerine konuşalım. İlk kitabımız Gecenin Kitabı, Holy Black arkadaşlar. Bu yazarın diğer serisini biliyorsunuzdur. Zaten bu kitaptan bahsetmiştim. Zalim Prens serisi. Zalim Prens serisi çok güzeldi. Çok bayılmıştım ama bu kitap yok ya, bu kitap o kadar iyi bir kitap değildi. Kapağı da zaten kötü yani, yani bayağı kötü. Kitap ortalamaydı. Konusu çok güzeldi. Çok güzel bir konusu vardı gölgelerle alakalı. Böyle insanlar, büyücüler birbirlerinin gölgelerini alıyor, satıyor, kaçırıyor falan. Böyle gölgelerini hükmedebiliyorlardı. Gölge büyücüleri vardı. Ama konunun işlenişi, böyle karakterlerle olan bağ hiçbiri güzel değildi. Yani bir karakterle bir bağ kuramıyorsun. Ortada bir olay var. Evet, böyle okuyorsun. Çok güzel, akıcı ilerliyor ama hani ben bir karakterle bağ kuramıyorsam benim için bir anlamı yoktur. Yani o kadar güzel bir kitap değildir bence. Konu her ne kadar güzel olsa bile karakterleri işlemek önemli benim için. O yüzden bu kitaba 5 üzerinden 3, belki 3, 3,5 vermem de 5 üzerinden 3 veriyorum. Hani çok beğenerek okuduğum bir kitap değildi. Yani almayın demem, merak ediyorsanız alın okuyun ama çok seveceğinizi düşünmüyorum. Yani bayıla bayıla okuduğum bir kitap değildi. Diğer bir kitabı gösteriyorum. Bu kitap çok sevdiğim. Hatta videolar çektim, reels videosu çektim, short videosu çektim. Her yerde video çektim. Bir Dilek Oyunu arkadaşlar. Bir Dilek Oyunu okuyup okuyabileceğiniz en güzel kitaplardan, umut vaat eden kitaplardan bir tanesi. Şöyle, eğer Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okuduysanız bu kitap da biraz ona benziyor. Gece Yarısı Kütüphanesi'ne benziyor. Asla umutlarınızı kaybetmemenizi, elinizdeki şansın sizi nerelere götüreceğini veya hani bir olay oluyor, o olay sonucunda size kötü gelebilir ama o olay sonucunda çok güzel yerlere varabiliyorsunuz. Bunu anlatıyor. Bu kitap çok güzeldi gerçekten. Özellikle küçük çocuklarla ilgili de güzel şeyler vardı. Bir masalımsı bir anlatım vardı. Karakterlerle çok güzel bağ kurdum. Bu kitabı yine söylüyorum. Şundan dolayı olabilir. Tam umuda ihtiyacım olduğu zamanlarda böyle bu tarz bir kitap okumak beni bayağı bağlamış olabilir. Ondan alakalı olabilir ama sanmıyorum da açıkçası. Bu kitaba 5 üzerinden 5 vermiştim. Bayağı güzeldi. Çok sevdim. Artı 18 bir kitap değil. Alıp okuyabilirsiniz. Çok rahat okuyabilirsiniz ki bence herkesin okuması gereken bir kitap. Diğer bir kitap, bu kitap da bahsettim size. Hatta bu bir seriydi. Fate serisi, yazar Merve Akgüz'ün. Hatta ben de son okumasını yapmıştım. O kitap, bu kitap da eğer epik fantastik seviyorsanız çok güzel. Çok güzel serilerden bir tanesi. Hem yerli yazarımız, yani hani Türkler fantastik yazamaz, epik fantastik yazamaz bir algısı vardır ya. Özellikle fantastik demiyorum, epik fantastik diyorum. Çünkü fantastik ve epik fantastik farklı şeyler arkadaşlar. Ve hani Merve abladan başka epik fantastik yazar olduğunu görmedim. Hiç denk gelmedim. Sadece fantastik yazarlar olduğunu biliyorum. Yani bu seri bir kitap. Serinin sonuncu kitabı. Bunu okumuştum. Bunu size anlatamam. Ya yani anlatsam çünkü çok büyük spoiler yersiniz. Çünkü son kitap. Hani ne oluyorsa son kitapta oluyor. O yüzden bu kitabı da çok sevmiştim. 5 üzerinden 4 veriyorum. Ve yine bu yıl okuyup da bayıla bayıla kahrından öldüğüm, bu nasıl bir son dediğim kitaplardan bir tanesi arkadaşlar. Burada sadece iyiler var. Bu kitap için ayrı özel bir video da çektim. Ve hala buna rağmen almayan varsa, okumayan varsa, gizem gerilim sevip de bu kitap okumayan varsa lütfen artık alın okuyun arkadaşlar. Hani bu kitap o kadar güzel bir kitap ki karakterlerle bağlanman, olayların işlenişi, o olayların seni farklı yerlere götürüşü, en sonunda tam ters köşe yapışı, her şeyle mükemmel bir kitap. Alıp okumayan bin pişman. 5 üzerinden 5 yani. Bu kitap benim bu yılki favori gizem gerilimlerimden bir tanesiydi. Diğer bir kitap da Hizmetçinin Sırrı kitabı. Hizmetçi serisinin ikinci kitabı arkadaşlar. Bu da yine gizem gerilim seviyorsanız bu da çok güzel bir kitap. 5 üzerinden 4 vermiştim. Hani kesinlikle sizi pişman etmez. Aşırı akıcı, çok güzel plot twistlerle dolu mükemmel kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı da alıp okuyun, bana teşekkür edin arkadaşlar. Bence mükemmel kitaplardan bir tanesi. Yani paranızın boşa gitmeyecek kitaplarından bir tanesi. Diğer bir kitabımız ise Işıltılı Tanrılar. Son dönem daha yeni çıktı. Bir ay falan oldu. Bu kitabı da okudum. Bu arada bu kitap baya baya artı 18 bir kitap. Yani içerisinde çok fazla cinsel içerik var. Yani hani ben smut severim. Bu kitapta da smut var ama bu kitap aşırı fazla smut olmuş ya. Bu kitap benim için yani çok iyi değildi. Çok kötü de değildi. Ortalama bir kitap. Önerir misiniz? Hani mesela bir kitap önerecek olsam bu aklıma gelmezdi. Başka bir kitapları önerirdim. Bu kitap benim için ortalama. Hani en fazla 3 vereceğim bir kitap. Dili falan çok güzel. Çok güzel konusu var ama ya işlenememiş.
Yazar sürekli smaç yazmaktan kitapta asıl anlatması gereken şeyi unutmuş bence. Bu kitap da benim için hani önereceğim kitaplar arasında girmez açıkçası. Bu serimiz epik fantastik bir seri olan, hatta epik fantastiklerin babası olan bir seri, Drizzt Efsanesi. Şöyle göstereyim, daha iyi görün. Arkadaşlar bu seri epik fantastiğe eğer yeni girmek istiyorsanız da okuyabilirsiniz. Çok güzel. Bayağı hani hem siyasetle ilgili hem içerisinde macera var. Bir sürü şey var. Ama sadece aşk yok. Tabii ki hani epik fantastiklerde aşk aramıyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Epik fantastiklerde aşk ağırlıklı olmaz. Yani eğer hala Drizzt Efsanesi'ni okumayan varsa ve epik fantastik okumak isteyen varsa kesinlikle bu seriyi alsın ve keyfine baksın arkadaşlar. Her birini ayrı ayrı puanlamıştım. İlk kitap benim için 4'tü. İkinci kitap 3'tü. Üçüncü kitap da 4 oldu yine. Hani 4, 3, 4 diye gidiyor. İkinci kitap bana biraz ilk kitabın tekrarı gibi gelmişti. O yüzden biraz puan kırdım. Ama seri halinde baktığım zaman kesinlikle çok güzel bir kitap. Bu kitaba baktığınız zaman 15-16 tane kitabı çıkıyor. Belki de 19, belki de 20, tam hatırlamıyorum. Çünkü sürekli yazılan bir kitaptı ve bayağı eski bir seri. Fakat bunları üçleme üçleme şeklinde okuyabiliyorsunuz. Hani ilk üç kitap Drizzt Efsanesi'nin kitabı. Sonraki üç kitap atıyorum bilmem ne efsanesi'nin kitabı. Sonraki üç kitap veya iki kitap başka bir şeyin kitabı falan filan. Ya bu şekilde okunabilir. Üçleme üçleme veya ikileme ikileme şeklinde alabilirsiniz. Kasım ayında okuduğum kitaplar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. 10 tane kitap okumuşum. Bayağı az okumuşum yani. Hani önceden 15-20 kitap okurken şimdi 10 kitap okumak biraz üzdü beni. Neyse Aralık ayında inşallah daha fazla okurum ama okuyamayacağım da. Zaten okuma hedefimi de düşürmüştüm. Aynen düşürdüm. Geçen yıl 146 mı ne kitap okumuşum, tamam mı? Bu sene 70 hedef koymuştum ve 70'i bile karşılayamayacağım. O yüzden o hedefi 60'a çektim. 65 bile değil yani, 60 aldım ki en azından hedefimize ulaşalım. Çünkü olmuyor yani, 70 kitap okuyamayacağım belli. Ayda 10 kitap okusam zaten bir ay kaldı, olmuyor. Benim girl mat. Neyse, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şunu söyleyeyim, yeni bir videoda şöyle bir şey çekeceğim. Bu kitaplar aldığınız paraya değer mi, değmez mi? Bu şekilde bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir içerik çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.